Zeki abi. <laughs> yani katılıyorum. Ee, radikal karar konusunda çok katılamayacağım. Çok e, aceleci bir karar olur ama e, yani Başakşehir maçına bakıyorum. Başakşehir'in de Fenerbahçe'yi yenecek gücü de yok. Yani burada Fenerbahçe derbi e, hüsranının üzerine kül örtmek için e, Başakşehir'i yenip yoluna devam etmek isteyecek kupada. E, o zaman Dediğim gibi yani yaralar sarılır ama Başakşehir'e kaybedilip kupaya veda edilirse o zaman çatlak sesler yükselir, derinden acabalar, soru dağları kafalarda oluşur. ligde de bir kazaya uğrarsa Fenerbahçe, puan farkı bir anda açılırsa o zaman radikal kararlar alınır ama o zaman da geç kalınmış olur diye düşünüyorum. Bilemiyorum yani bu kadar yatırımı yapıp da bir yönetimin ee, hocasından, teknik heyetinden iyi futbol beklemek en doğal hakkı. Şampiyonluk beklemek de doğalın da doğal ötesinde hakkı. Çünkü hiçbir kulüp bu kadar harcama yapmadı. Rüya gibi görünen Mesut Özil'i getirdi. <laughs> ne olursa olsun Mesut Özil oynamasa bile o psikolojik üstünlük, rakiplere karşı psikolojik üstünlük bir panik havası oluşturur rakiplerde. Mesut Özil oynamasa bile sağda dikilip durması korkuluk gibi durması bile rakibi tedirgin eder. Öyle söyleyeyim. Zeki abi Mesut Özil geldiğinde takımda da bir değişik bir hava oluşturmuştu pozitif anlamda söylüyorum evet. bu arkadaşlarıyla ilişkisi yani böyle bir e, sevilen sayılan yani hem bugüne kadar olan yarattığı oluşturduğu bir prestij var adamın bir de kendi kişisel bir e, sevimliliği var. Arkadaşlarının üzerinde de böyle güzel bir şey oluşturmuştu ama son e, sadece derbi maç özelinde değil bu. Yani şu, sanki Mesut Özil'in gelişinin bile hani bir doğum günü kutlarsın, özel bir gün kutlarsın bir gün, iki gün sonra o hava dağılır ya yani. onun gibi şu anda o bile unutuldu desem yeridir. Mesela olaya şu açıdan da bakmak lazım. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe şampiyonluk yaşadığında o kadrolar kurulduğunda yerli oyuncuların e, baskın ve etkin olduğunu net bir şekilde değerlendirebiliriz. Şöyle ki işte Can Erdir, Gökhan Gönül'dür ki bu oyuncularla da şampiyonluk yaşadı Fenerbahçe. Yerli oyuncuların domine ettiği Fenerbahçe'nin sanki çok daha e, başarılı bir e, görüntü sergilediğini de düşünebiliriz. Mesela burada da yerli oyuncuların e, motivasyon konuşmaları yapması galiba başarıda çok önemli ama sanki biraz yerli oyuncuların çok fazla işin içine dahil olmadığını da düşünebilir miyiz? Aykut zaten burada bahsettiğimiz iletişim bozukluğu dediğimiz yerli oyuncularla teknik direktörün diyaloğu yok. En büyük sorunlardan biri de bu. Yani biz hep överken Fatih Terim şunu yapıyor. Sergen hoca bunu yapıyor diyoruz ya. İlk önce oyuncunun sevgisini sonra saygısını kazanıyorlar. Fenerbahçe takımında bu yok sadece bu yok. Anlatmak istediğim konu da bu. Yani takımı iyi çalıştırmak, antre etmek veya yani motivasyon olmayınca bunlar olmuyor. Oyuncu değişikliklerine gidiyor, kırgınlıklar yaratıyor ve yaptığı hamleler de oyunu okuyabildiğini düşünmüyorum hocanın. Hani bugüne kadar a bizi etkileyecek bir şey olmadı. Evet biz Fenerbahçe taraftarı diyebiliyor mu? Kara hafta sonu kara gümrüğü biz rahat ka yeneriz kazanırız diyebiliyor mu? Diyemiyor. Ama Beşiktaş oyundan kopmuyor. Galatasaray oyundan kopmuyor. Büyük ihtimal kazanırız diyorlar. Yani biz bu maçı kazanırız. Herkes bunu anlatıyor. İki hafta önce Beşiktaş kaybettiğinde taraftarları ne yaptı? Siz böyle oynayın yeter ki. Kaybetseniz de olur gibi bir ima oluşturmuşlardı hani sosyal medyada da. Fenerbahçe'de bunlara hiç rastlıyor muyuz? Her geçen gün acaba mı tutar mı bekleyelim bir seri yakalıyor. Örnek veriyorum geçen senenin Başakşehir olsa veya biraz daha ya yani eksikleri olmayan bir Başakşehir olsa bugün kimse rahatlıkla Fenerbahçe taraftarı olarak bu maçı izleyemez. Başakşehir'in bu düşüşte oluşu ve kadro eksikliğinden dolayı hani belki alırız herhalde herhaldesi var. Hayır Fenerbahçe takımı bu kadar yatırım yaptıktan sonra arkasında böyle bir güç olduktan sonra dünya yıldızı getirdikten sonra biz bu maçı kesin alırız ya. Öteki maçın önümü bir sonraki maçı düşünmesi lazım. Ama öyle bir atmosfer kesinlikle yok. Bunu da üstüne basarak söylüyorum, iddia ederek söylüyorum. Peki abi. Yani e, Ozan'a katılıyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin bu sezon en büyük yıldızı kalecisi. Altay. Altay Bayındır. Bu ne demektir? Fenerbahçe iyi oynamıyor. Kalecisi Fenerbahçe'yi çoğu maçta ayakta tuttu ve zirve yarışında şu anda olmasının başrol oyuncusu Altay Bayındır, Ozan Tufan, Luis Gustavo. Üç tane Fenerbahçe'de Fenerbahçe'nin şah damarı diyebileceğimiz kalecisi Ozan Tufan ve Luis Gustavo. 3 oyuncusunu bir kenara koyarsak gelen Avrupa çapındaki yıldız oyuncular işte Samatta, Valencia gibi ee, oyuncular Pelkas'ı kenara koyuyorum Pelkas en iyisi yani Pelkas sakatlandığı için dördüncü sıraya da Pelkas'ı koyarım o çok önemli Mesut Özil'in dönem önünde, önünde bak skor üretme ve e, maç alma konusunda şu anda Mesut Özil'in iyi önünde Mesut Özil şu anda hazır değil ee, onun dışında dediğim gibi Samatta'sı Valencia'sı Perotti'yi saymıyorum zaten Perotti çok büyük bir hatadır Perotti, sakat oyuncunun alınması çok büyük bir hatadır o çöpe atılmış bir paradır onun sezon boyu oynayacağını da düşünmüyorum. Orada hata yaptılar. Ee, ama Samatta, Valencia gibi oyuncular e, şu e, Sosa, Sosa zaten belliydi. Düşüşteki bir oyuncuyu aldılar. Ona niye o kadar para verdiler? Onu da anlamış değilim. Ee, bu oyuncuların e, market değerlerini de düşürdü Fenerbahçe. Ve dediğimiz gibi Erol Buğut orada e, direkt ilk 11'de oynatacağı forveti kafasında oluşturamıyor. Orada da bir panik yaşıyor. İşte Tiam'ı mı oynatsam, Samatta'yı mı oynatsam, Sisse'yi mi oynatsam? Burada devreye girebilir miyim Zeki abi? Mesela bugün nasıl bir 11 bekliyorsunuz siz? Bugün ne yapar? Ben İleride yani Tiam'ı forvette oynatır diye düşünüyorum açıkçası ama derbi'de niye oynatmadın kardeşim o zaman. Yani şimdi demek ki hata yaptın, hatadan döneceksin. Ya Tiam aslında bize çok goller atıyordu, formdaydı ama ben e, Samatta'yı tercih ettim, hata yaptım, hatamdan dönüyorum... Ee, kupa maçı önemli ee, Tiyam'ı oynatıyorum O zaman demek ki hoca Gel git yaşıyor ben öyle düşünüyorum Hocanın e, Ben bugün Tiyam'ı oynatacağını tahmin ediyorum Ve hocanın gidişatına Baktığımızda yani oyuncu değişikliklerine Son hafta o da arada sırada Dinlendirmek veya kafasına göre bir şeyler de Denemek istiyor böyle Bunalım bir hava olduğunda stresi bir hava olduğunda başarıyı yakalamak da zor, konsantre olmak da zor. Ee, riske girmek istemeye isteyemeyebilir. İstemez yani. Ben olsam ben de o durumda olurum. Çünkü e, sıkıntılı bir durum var şu anda. Bugün ileride Tiam, Sinan ve Sisse olacak Aykut. Sinan, Sisse, Tiam. Tiam, evet. Bakalım. <laughs> Sen kadroda orta sahada da Ozan Sosa Ferdi üçlüsüyle oynayacak. Ozan Sosa Ferdi Evet, saydın, 6 oyuncuyu Çünkü... saydın. Diye savunmayı ben da Ben defans defans attın artık, ee, saymayayım. Ozan, Sosa, Ferdi, ileride Tiam, Sinan, Sise. Hmm. Not ettim ben kenara. Akşam Peki sana konuştum. göre dünkü ankette Fenerbahçe'nin forveti kim olur? Ee, Tiam mı, Samatta mı, Sise mi? Bugün için Tiam olur. Bugün için. Ama sezon başı sorsaydın Samatta derdim. Herkes samatta değerdi zaten sezon başında. Evet, evet. bugün için Tiam diyorum. Bir de tabii olayın şu boyutu var Ozan Zeybek. Şimdi İrfan Can sakatlığı bitince gelecek. Gustavo evet. keza öyle. E, Pelkas yine öyle. Bu kez e, Mesut Özil peyderpey görev almasına rağmen günün birinde o da ilk 11'de başlayacak. O vakit evet. hocanın eli çok daha güçlü olacak masada. Saada. Ya, evet. ya bunu Fenerbahçe taraftarları dört gözle bekliyordur tabii. Şu var, hani hep bugünkü maçın Başakşehir'in düşüşte olduğunu göz önüne alarak yine hocanın şanslı bir gününde olduğunu düşünüyorum ya. Dediğim bunun üzerine basarak söylememin sebebi bu. Radikal karar çıkartır. Bak bu maçta bir kayıp. Peki. Bu maçtaki kayıp radikal karar çıkartır. Ayrılma bir reklam arası verelim. Tamam. Anketi kısa hemen verelim ekrana. Ozan Zeybek'te ayrılmasın. Zeki abi bir kısa ara. Anketi hemen bakalım. Neymiş anketimiz? Oynadığı maçlarda en başarılı kaleci sizce hangisi? Altay mı? Muslera mı? Ersin mi? Uğurcan mı? Başlayın oy atmaya. kıymetli izleyicilerimiz. 16.30'u açıklayacak.